şunu görüyorum. Falan değiştiniz mi? Efendim, Kanal 60 stüdyolarında canlı yayınlarımız Sokak'tan devam ediyor. Yine çok kıymetli bir program konuğum var. Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili adayı Avukat Hadiye Ardahanlı bizlerle birlikte. Sayın Ardahanlı, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Murat Bey. Şimdi biz sizi tanıyoruz Sayın Erdoğan'la ama mutlaka ki tanımayanlar Bir var. sene ara verdik Evet, gerçi biz değil mi? daha öncesinde Tokat Belediye Başkanlığı'na adaylığınız vardı. Evet, adaylığım vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden yine. Bu dönemde de Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili adaylığına soyundunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne hizmet etmeye devam etmek istiyorsunuz. İlk önce kısaca sizi bir tanıyabilir miyiz izleyenlerimiz? Avukat Hadi Erdoğan'la Evet, kimdir? ben Tokat'ta doğdum, büyüdüm. İlk orta lise tahsilimi burada yaptım. Ondan sonra üniversiteye gittim, Ankara Hukuk Fakültesi'ne. Üniversite bittikten sonra Tokat'a döndüm, stajımı burada tamamladım. 1984 yılından bu yana da Tokat'ta serbest avukat olarak çalışıyorum. Bu süre içinde bazı resmi kurumların sözleşmeli avukatlığını da yaptım ki bunların içinde en uzun süreyi de Tokat Belediyesi aldı. 19 yıl Tokat Belediyesi ile çalıştım, avukatlıklarını yaptım. Bunun dışında başka resmi kurumların hala da görevime devam ediyorum. Peki, şimdi Tokat'ta bir belediye başkanlığı süreci geçirdiniz. Belediye başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi Tokat'ta istenilen oyu alamıyor. Almadı, evet. Bu yıllardır da böyle geliyor. Bunu da kolay kolay hiçbir aday da değiştiremiyor, yönetimler de değiştiremiyor. Cumhuriyet Halk Partisi belediye yerel seçimlerde belediyeyi çok fazla tercih etmiyor. Bunun nedeni sizce ne? Neden Cumhuriyet Halk Partisi'ni yerel yönetimlerde tercih etmiyor Tokat'ta? Şimdi ben tabii başka türlü bakıyorum olaya. Cumhuriyet Halk Partisi öteden beri burada belediye başkanlığını hiç kazanamamış. Öyle olunca seçmenlerde biz nasıl olsa kazanamayız diye bir düşünce hasıl olmuş. Ben buna öğretilmiş çaresizlik diyorum. Oysa belli bir inancınız, ideolojiniz varsa seçimin sonucunu gözetmeksizin o safta yer almalısınız. Ama Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönemlerde de gördük. Diğer parti adaylarını desteklediler. Yani kendilerine yakın demeyeyim de daha başkanlığa uygun buldukları adayları desteklediler. Bu değişmedi bu seçimde. Ben şunu düşünüyorum. Süreci kontrol edebilirsiniz. Yani siz çalışırsınız, emek verirsiniz, doğru bildiğiniz neyse onu yaparsınız. Ama sonucu kontrol edemezsiniz. Benim yapabildiğim o süreçte elimden geleni yapmaktı ki onu yaptım. Partimi de ben onurla temsil ettim diye düşünüyorum. Peki, 2015 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday Evet, oldunuz. evet. Bunun sebebi nedir? Şimdi aslına bakarsanız benim Niye siyasete seçtiniz? Yani niye milletvekilliğini istediniz? tabii hizmetin sınırı yok. İnsanlar belli bir yaşa geldikten sonra farkındalığınız da artıyor. Daha çok şeye vakıf oluyorsunuz. Bir de ben avukatım. Bana sorunsuz insan gelmiyor zaten. Köylü, esnaf, işte ev hanımı her neyse. Kimin sorunu varsa onlarla ilgileniyorsunuz. Ve dolayısıyla ülkemizin böyle gerçeğine vakıf oluyorsunuz. Size en yakın parti, benim partim nedir? Benim ideolojime uyan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Prensiplerini benimsediğim, tarzıma uygun bulduğum parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Dolayısıyla zaten çalışacağım, hizmet edeceğim parti de Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi biz esasen günlük yaşantımızda siyasetin içindeyiz. Hepimiz. Benim belediye başkanı adayı olarak başladığım süreç biraz daha aktif olarak katılmak. Yoksa siyasi erkin aldığı her karar bizim hayatımızı doğrudan ya da dolaylı mutlaka etkiliyor. Çıkarılan bir yasa, İşte siyasi erkin söylemleri ki en yakında mesela bunun bir örneği vardı. Sayın Cumhurbaşkanı bir çift söz söyledi. Dolar aldı başına gidiyor.
Dolayısıyla yapılan her şey bizi bu kadar etkiliyorsa, o zaman farkındalığı yüksek, bilinçli, sosyal sorumluluk sahibi her vatandaş, yapılan uygulamalara, çıkartılmak istenen antidemokratik ve faşizan yasalara karşı durmak zorunda zaten. Geçen gün bir HES eylemi vardı biliyorsunuz. HES'e karşı evet, zileyle. Evet. Ki ben de gittim. Ben de eylemde bulundum. Size belediye başkanı terörist. Evet. Sayın Bilimel bizi terörist ilan etti. O halde biz de teröristiz o açıdan bakılırsa. Oradaki bütün köylüler terörist. Sanılanın aksine İstanbul'dan otobüslerle insan gelip katılmadı o eyleme. O yörenin halkıydı soruna sahip çıkan ki HES'lerin bütün verimlilik araştırmalarında ülke ekonomisine hiçbir şey kazandırmayacağı ortada. Yoksa aklı başında bir tokatlı 12 yıldır buraya hiçbir yatırım yapılmamış, sahip olduklarımız elimizden gitmiş, orada bir yatırım yapılacak, biz ona karşı çıkar mıyız? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir kabul yok. Eğer oradaysak orada gerçekten tokat aleyhine, doğa aleyhine bir işlem var ve biz ona karşı duruyoruz. Şimdi verimliliğini, HES'lerin hangi amaçla kurulduğuna, kimlere hizmet edildiğini biliyoruz. Onlar hep söylendi bu aşamada. Daha önce mesela işte Reşadiye tarafında yapılanlar, bizim Ziraat Odası Başkanlığımız bunlarla ilgili ne kadar çok şey söyledi, sesini yükseltti. Toplantılara gittiklerinde bizim öğrendiğimiz Sayın Cumhurbaşkanı o zaman başbakandı. HES'lerle ilgili köylülerin şikayetini duymak istemediği için toplantıyı terk etmiş. İşin bir tarafı bu. Diğer tarafı da doğaya karşı hiçbir savaşı kazanamayız Murat Bey. Yani bugün kazanmış görünüyoruz. Doğa zamanı gelince bizden intikamını alıyor. Yani böyle bir şey zemin hazırlamamak lazım. Ben son derece inanarak gittim o eyleme. Hiç kimse inanmadığı bir eylemin içinde yağmur yağdı, dolu yağdı, soğuktu, ıslandık, üşüdük, ayaklarımız çamur oldu. 10 kilometreye yakın bir yol. Aynı yol yürüdük. Yani orada yaşlı teyzeler vardı, amcalar vardı. Yürümekte zorlanan insanlar vardı, ayakta durmakta zorlanan insanlar vardı. Yemeden, içmeden, soğukta saatlerce yürü, ayakta dur. Gerçekten inandığımız için oradaydık, o eylemin içindeydik. Sayın Vedinel bizi terörist ilan ettiyse onlardan biri de benim. Peki, hadi siyaset, onu sorduk, zileye gittik onu. Ha, zileye gittik, evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili sayısına baktığım zaman 20'ye ulaştı, 20'yi geçiyor zannedersem milletvekili adayı. Cumhuriyet Halk Partisi bu dönem Tokat'ta neler düşünüyor, neler planlıyor? Tokat'ta şimdi AK Parti'ye bakıyoruz, 5'te 5 sloganından yola çıkmış AK Parti. Tokat'ta mesela belediye seçimlerinde 12'de 12 dedi, 12'de 12'yi tutturdu. Şimdi sloganları 5'te 5 dedi, 5'te 5 olacak mı? 5'te 5 olmaz. Şimdi AKP'nin 12 yıllık çalışmasına bakıyorsunuz, ülkeye kattıklarına. Ben biraz önce siz burada canlı yayındayken dışarıda bekliyordum, Sayın Bülbül konuşuyordu. Dedi ki AKP hiç kimseyi ayırmadı, ayrımcılık yapmadı. Hı hı. Şöyle düşündüm, herhalde AKP kendi partilileri içinde ayrımcılık yapmadı. Yoksa bizzat Sayın Cumhurbaşkanı meydanlara çıkıp onlar diye söz ediyordu bazılarından. Bizler ve onlar. O söz başlı başına bir ayrımcılıktır. Bakın ben biraz öncesi belediyede avukatlık yaptım söyledim. Sözleşmeli avukat. Anavatan Partisi'yle çalıştım. Doğru Yol Partisi'yle çalıştım. İki dönem Refah Partisi'yle çalıştım. Ama AKP iktidara gelince benim sözleşmemin bittiği gün Nisan'dı zannediyorum seçim. Bir yıllıktır benim sözleşmelerim. Aralık sonunda hemen benim sözleşmemi feshetti. Yani bugüne kadar gelmeye lüzum yok. İşin başında zaten onlar tavrını koymuştu. Biz ve onlar diye. Geçen de biliyorsunuz Niksar Belediyesi işçi çıkardı. Sayın Başkan dedi ki onlar çalışmadılar. O yüzden çıkarttık. Herkes evine helal ekmek götürsün. O işçilerin davasına ben bakıyorum Murat Bey. İşçi çıkarmanın bir usulü vardır, iş yasası. Amir hükümler içerir, der ki şu koşullarda gerçekten işini yapmıyorsa bir işçi, işini sekteye uğratıyorsa, ondan beklediğiniz verimi alamıyorsanız
sorarsınız, disiplin soruşturmasıdır, savunmasını alırsınız, gerekeni yaparsınız. Ama bir telefonla yarın işe gelme dediğiniz işçiyi kış günü işten çıkartıp, ekmeğiyle oynayıp ondan sonra hak ettiler. Bu haksızlık. Kaldı ki sosyal medyada paylaşılan bir takım sözcükler var, başkanın ifadeleri var. Cumhuriyet Halk Partilerini bırakın, Milliyetçi Hareket Partisi dahi onlar için öteki. Herkes, kendilerinden olmayan herkes öteki. Çok ciddi bir ayrıştırma var, çok ciddi bir ötekileştirme var. Biz böyle nereye varacağız? Siz biz diye böyle bir topluluk olun, biz birlikte yaşıyoruz ve artık bu hale geldik. Bu beni hakikaten çok rahatsız eden bir şey. Sadece beni değil, aklı başında bu ülkede birlikte yaşamayı, kardeş yaşamayı isteyen herkesi rahatsız eden bir şeydir bu. Peki siz gerçekten bir işçinin sadece siyasi düşüncesinden veya MHP'li, CHP'li, AK Partili olmasından ötürü bir belediye başkanı işten çıkartacağına inanıyor musunuz? İnanmaktan geçin, artık öyle. Yani bu bir vaka, böyle bir gerçeklik var. Niksar'da Sayın Özdirek Özcan'ın çok güzel açıklamaları ve çok manidar buldum. Ben mesela tamam, bunu bir başka belediye yapmış olsa belki bunu kabul edemem ama Niksar Belediye Başkanı o kadar güzel açıklamalar yaptı ki, ben de yakinen tanıdığım için söylüyorum Niksar Belediye Başkanı'nı. Gerçekten hiç kimsenin hakkını yemeyecek bir insan. O derecede mütevazı. Başkandan beklenen olur. Yani artık siz başkan seçildikten sonra, ya da bakın kamuoyu sizi belli yerlere getirip bir takım görevler, böyle onurlu görevler verdikten sonra yakınızdaki parti rozetini çıkartmak zorundasınız. Öyle mi? Özcan bunlardan bir tanesidir. Ben böyle, yani 12 tane belediye başkanımız var. Hı hı. Ama ben Özcan'a bu konuda... O zaman bu tavır çok üzücü. Çünkü işçilere hiçbir gerekçe gösterilmeksizin iş akitleri feshedildi. Yani ben de yıllarca belediyenin avukatlığını yaptım. Bilirim o usulü. Öyle bir şey yok. Tokat Belediyesi'nde de çıkartıldı. Şimdi kimse... Yani mesela hani şöyle baktığımız zaman şimdi Tokat Belediyesi'nde mesela AK Partililer, çalışan AK Partili arkadaşlarımıza da çıkış verildi. Belediyelerde böyle çıkışlar oluyor diye biliyorum ben. Aslında Murat Bey, bakın işin bir tuhaf tarafı bana göre. Şimdi biz hep şey deriz, Türk milleti işte hiç köle olmadı. Biz her zaman dik durduk. Tarih boyunca hep özgürlüğümüze düşkün olduk. Büyük devletler, imparatorluklar kurduk. Böyle asil kanımız var. Ama şimdi yapılmak istenen, bakın, söz söyleyecek, sözü çıkacak herkesin dizini kırıyorlar bir kere. STK'lara bakın, kim söz söylüyordu bu ülkede? Sesi çıkan, tavır koyan Mimarlar Odası değil mi? Yetkilerini azalttılar. Baro var sadece konuşan. İstanbul Baro Başkanımız, işte bir de Barolar Birliği Başkanımız. Başka bir STK kalmadı artık. Ya yetkileri alındı ya herkes susturuluyor. Bir diğer köle sistemi de taşeron. Bence hiç insan onuruyla falan örtüşmeyen bir şey taşeronluk. Tipik bildiğiniz kölelik sistemi. Şimdi insanların en temel ihtiyaçlarından biri nedir? Beslenmek, barınmak. Siz insanlara iş vermiyorsunuz. Resmi rakamlara göre %10. Nedir işsizlik oranı bugün? %10 işte... 3 milyon kişi diyorlar. Bugün bir başka ekonomist dedi ki hayır, aslında 3 milyon değil ve gerekçeleriyle açıkladı. Onları tam hatırlayamıyorum. 5 milyon kadar. Şimdi velev ki 3 milyon olsun. 3 milyon işsiziniz var. Bir de her gün dükkanını açan, hiç siftah etmeyen, primini ödeyemeyen, vergisini ödeyemeyen, kirasını ödeyemeyen esnaf var. Onlar çalıştığı için işsiz falan sayılmıyor. Aslında onlar da gizli işsiz bence. O kadar çok ciddi sıkıntılar var ki. Şimdi evinize ekmek götürmek zorundaysanız, evde sizin için geçindirmeniz gereken eşiniz, çocuklarınız ya da anneniz, babanız, kardeşiniz, birileri varsa, geçimini teminle mükellef olduğunuz her işte çalışırsınız. İş koşulları ne olursa olsun sesinizi çıkarmazsınız. Şimdi öyle bir sistem var. Bakın benim komşum şu anda bir yerde çalışıyor. Öğlen 2'de gidiyor, gece 12'de eve geliyor. Kaç saat? Yani hemen hemen 10 saat. Asgari ücret. Hiç oturmuyorum diyor. Şimdi peki iş kanununun öngördüğü çalışma koşulları bunlar mıdır? Medeni bir ülkede sizin işçinize sağlayacağınız çalışma koşulları bunlar mıdır? Hayır. Peki
O işçinin seçme şansı var mı? Yok. Mecbur, ne yapsın? Ha, güzel köleler çoğaltıyoruz. Yani bir kere taşeronlu olmaz Murat Bey. Taşeron sistemi baştan yanlış. Bir şey soracağım madem. Yani şimdi hep bir de ben bir şey daha söyleyeyim. Mesela yıllar önce Ankara'da bir arkadaşım bana dedi ki bu büyük mağazalar var ya, henüz biz burada AVM'lerle tanışmamışken, bu büyük mağazalarda çalışan çocukları bir dahaki sene göremezsin burada dedi. Hiçbir büyük firma onları 2 sene çalıştırmıyor. Neden? Kıdem tazminatı vermemek için. Sürekli bir yılı dolmadan onları çıkartıyor, başkasını alıyor. Bu da bildiğiniz kölelik. Bir şey soracağım size. Bugün 1.000 lira asgari ücret diye. 1.000 lira bir bayan olarak, ben de bir erkek olarak 1.000 liraya çalışır mısınız? Hayır. Çalışmazsınız değil mi? Peki 1.000 liraya siz ne iş yaparsınız? Nasıl kazanırsınız 1.000 lirayı? Ya Allah rızası için herkes devlet dairesi diye tutturuyor. Devlet dairesi, devlet dairesinde çalışmak istiyorum. Zaten tutturmayanlardan biri işte benim. Bu yüzden çıkıyor bunlar. Ya bugün simit satsa günlük 30 lira para kazanır. Aylık 1.000 lira yapar. Ama bizimkiler ne istiyor? Devlet dairesi olsun. Taşeron işçi olayım önemli değil. Orada temizlikçi olayım önemli değil. Orada şu olayım, bu olayım önemli değil. Ya tarlada çalışsa, bir ay boyunca tarlasını ekse, biçse oradan zaten kazanır 1.000 lirayı. Hadi ama yani şimdi bak, yılda bir tarladan 5 dönüm 10 dönüm tarladan 12.000 lira parayı kazanır bir insan. Peki dert ne? Amaç ne? Resmi dairede çalışayım. Ve emin olun sizin dediğiniz gibi ben şimdi çok araştırdığım için, birebir haberlere gittiğim için o kadar da şey değil, çok böyle şeffaf, aman aman hepsi el bebek gül bebek, hepsi sessiz sakin kişiler değil. Mesela bakıyorum orada bir dedikodu furyası var. Ben şunun adamıyım, ben bunun adamıyım, ben şuyum, ben buyum, ben işte şu at attırdı, seni bu at attırdı falan filan. Orada bile işte... Ama yani bak baştan yanlış zaten, yani birilerinin ilgi göstermesiyle işe giriyorsanız o da yanlış. Liyakata göre olur iş. Birinin adamını bularak mı işe girilir Murat Bey? Eskiden öyleydi. Liyakat, kim bu işi yapar? Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Siz MHP'lisiniz. Eskiden bakın belediyede çalışırken de 10 tane işçi alınıyor değil mi? İşte evet. Uzun yıllar çalıştım. Her gün orada değildim ama gidip geliyorum, biliyorum işleyişi. Kim iktidarda değilim ki? İşte, o 5 tane kendi partisinin oluyor. Siz gidiyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi. Şu çocuk iyidir, ehildir. Tamam, onu alıyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi'nden biri gidiyor. İşte bunun işe ihtiyacı var, temiz. Tamam, onu alıyorlar. Öyleydi. Ama şimdi asla öyle bir şansınız yok. Kayıt olacaksınız, birinin adam olacaksınız, kaç kişiyi araya koyacaksınız. Taşeronda çalışmak için bile yaygın tabiriyle torpili ihtiyacınız var. Efendim, onu diyorum işte, çalışmasınlar. Yani birçok iş var ya, diyorum ya, simit satsa 1.000 lirayı zaten kadar. Yalnız şimdi bakın, işin bir tarafı böyle, çalışmak isteyen, onuruyla evine ekmek götürmek isteyen bir kesim var. Benim de onayladığım durum budur. Bir tarafta da devlet benim kömürümü veriyor, yemek de alıyorum, şu yardımı da alıyorum. Ne zorum diye evinde oturmak isteyen var. Tabii bunu anlayabilmiş değilim. Sosyal devlet fakirine bakacak. Yalnız yaşayanını gözetecek. Öyle değil mi? Engellisini, çalışamayanı gözetecek. O başka bir şey. Devlet bakmasa biz bakacağız. Bizim kültürümüz bir kere böyle. Ya işte Suriye'den geldiler, bakın. Bakıyor. Biz bakıyoruz. Yani ama... İşte gücü falan yerinde olup da çalışmayanı çok anlayabilmiş değilim açıkçası. Yani o da benim onayladığım bir şey değil. Peki. Sonra şey de var bakın. İş çalışmaya geldi de kölün falan durumu da iyi değil Murat Bey. Biz icra dairesinde işte bundan birkaç yıl önce 3.000 dosya falan olunca dedik ya Tokat nereye gidiyor? 3.000 tane dosya mı olur icra dairesinde? Bu sene gelen dosya kaç biliyor musunuz? 2 tane icra var. Her birine 10.000 küsür, 10.000 diyelim, 20.000 dosya geldi. 20.000. Yani Tokat merkezi. Tokat merkezi tabii, yok sadece Tokat merkezi. Yani Tokat merkezde 20.000 kişi icralı mı? 20.000 kişi olsa bu sevindirici bir şey. Şimdi bakın her bir dosyada en az bir borçlu var. Eğer bankalarsa ya da bazı ticari işletmelerde 2-3-4 kefil var. 3-4'ü geçin, bir borçlu bir kefil sayalım. 2 kişi. Yani 40.000 kişiye mi deneceğiz? Biz kaç kişiyiz burada? Kaç kişiyiz ki? Tokat. Çocukları çıkın, öğrencileri çıkın, yaşlıları, ev hanımlarını. Kaç kişiyiz biz? Herkes icrada.
Şimdi ben eskiden pek, şu anda baktığım bir tek banka var. Onun da çok azdır dosyası. Şimdi Semerci Köyü, Allah Allah. Merak ettim, ben de gittim Hacı. Semerci Köyü'ne gitmişsinizdir mutlaka. Ondan öte Almusa iniliyor zaten. Evet, Fent'ten evet. Sonra başka köy yok. Kocaman bir köy. Murat Bey böyle kış günü nasıl soğuk. İşte benim ayağımda ayakkabımın üstünde kabanım. Biz icra memuru, taksicimiz. Öyle gittik. Bir kapı açıldı bize. Çok kötü bir ev. Yani asgari yaşam koşullarını bile içermiyor bana göre. Taş, toprak gibi bir şey. Üstünde bir kilim. Yün kilim de değil. Çocuklar çıktılar dışarı. Bütün kapılar açık ve soba falan yanmıyor içeride. Üste yok, başta yok. İnsan kendi giydiği kabandan, ayakkabıdan utanır mı? Mahcup oluyorsunuz onları görünce. Ve borç ne kadar biliyor musunuz? En az 40 bin, 50 bin. Nasıl olmuş o borç? İşte yani traktör mi almış? Yani işte bakın. Yani o... Şimdi bir de yıllar önce ben böyle genç bir avukatken bir hacize gittik. Gene gelsin sen. Çok teşekkür ederim. Çok zarifsiniz. Böyle orada oğlun borcu, baba dedi ki avukat hanım, kızım ben bunu işte mesela 15 Mart'ta gelir öderim. Ben de takvimi yazdım işte o beyefendinin adını. 15 Mart oldu, gelen yok giden yok. Böyle bir hafta 10 gün sonra bu beyefendi geldi. Ben de ona sitem ettim. Neden söz verdiğiniz gün gelmediniz diye. Dedik işte param yoktu. O gün toparlayamadım falan. Dedim ki en azından o gün gelip ödeyemeyeceğinizi söyleseydiniz. Dedi ki avukat hanım kızım yokluk mertliği öldürür dedi. Bakın o beyefendi kimdi onu hiç hatırlamıyorum ama 30 yıllık meslek hayatımda bu hep şurada yazar. Eğer bir borçluyla görüşüyorsam yokluk mertliği öldürür. Şimdi o bizim bildiğimiz ticari ahlaktan, Türk insanının, esnafının duruşundan ne yazık ki geriye çok az şey kaldı. Bunu çok üzülerek gözlemliyorum. Mesela o eve hacca gidiyorsunuz ya, traktörü bulmanız mümkün değil. Götürüyor onu, daha da bir yere saklıyor borçlu. İnsanlar borcunu da ödemek istemiyor. Yani şimdi neyi neyi tetikliyor? Yokluktan mı oluyor? Başka bir ahlak mı geliştirdik? Ama bütün bunlar çok yakın gelecekte oldu. Yani geçmişte oldu. Eskiden hiç olmayan. Ben mesleğin ilk başında bir köye hacca gidildiğini bilmem. Bazen düğün yapar, harmana diye borç yazdırır burada büyük bir mağazaya. Bugünkü parayla en fazla olsun da 1 milyar olsun hacca gidersiniz. Ama şimdi bakın söylediğim rakamlarla hacca gidiyorsunuz. Kaç tane Türk sermayesinden banka var Tokat'ta? Yani o hacze giden bankaların çoğu, o insanların tarlaları ipotekli, traktörleri rehinli, bütün bankalarına yazıyor, posta çekine yazıyor, her şeyini. Köylü gidiyor tarlasını, bir de zorda kalıp sattığı için ederine de satamıyor zaten. Getiriyor bankanın borcunu ödüyor. Tarlası olmayan köylü ne iş yapar? Benim yakınlarımda köyde sakın bulaşmayın diyorum. Yani aman... En sonunda bir akrabam geldi dedi ki bankaya da borcum var, tohumcuya da. İkisine de ödeyemedim. Az bir param var ne yapayım? Git bankayla görüş yapılandırabiliyorsan yapılandır, tohumcunu öde. Yani tohumcu da esnaf, o da sizden aldığı parayla o çarkı döndürecek. Banka daha güçlü. Ama bankalar düştü mü bırakmıyor. Yani, bankayı bırakmıyor. Tabii mümkün değil. Zaten o ödeyemezse kefili var, ondan tahsil eder. Ticaret odasından öğrendiğim bir bilgi var. Kabaca şöyle basitçe söyleyeyim. Tokatlı'nın yatırımı 100 lira ama çektiği kredi 260 lira. Nedir? 160 lira kırmızı bakiye. O kadar kötü durumdayız. Ömür boyu borçlu mu olacak bankalara? Tabii borçluyuz. Yani peki. 100 lira yatırım yapmışız, 260 lira borçlanmışız. Kötü durumdayız. Peki. Yani köylü de bakın. Tohumu nereden alıyor? Dışarıdan alıyor. Eskisi gibi değil. İlacı, gübresi, şusu, busu derken inanın köylü çok doğru düzgün para kazanamıyor. Yoksa hepsi birden yıllardır bu işi yapıyor. İnsanları içine doğdular. Yani siz ben gidip de bir dönüm bir yer alsak da bir şeyler yapmaya çalışsak zaten biz ne anlarız çiftçilikten. Ama bu insanları içine doğdu. Yıllardır bu işi yapıyorlar.
para falan kazanmıyorlar ve çok ciddi borçlular. Peki Cumhuriyet Halk Partisi gelirse ne değişecek? Ne değişecek? Şimdi, yani şimdi geçen... ne olacak? Bankalarda borçları silecek, bankalarda özel borçları silecek. Özel bankanın borcuna karışamazsınız. Tamam. Ama insanların önünü açtığınızda, şimdi köylü borcunu ödemek istiyor. Peki ne yapacak herkes... köylüye? Şimdi geçen yani ne değişecek? Yani geçen şu an sana kardeş mesela 40-50 milyonluk traktör verdi dediniz ya. Hani almış, işte ödeyememiş. Al kardeşim sana 40-50 milyon traktör bizden bedava mı diyecek? Al kardeşim sana tohum bedava mı diyecek? Al kardeşim senin hiçbir şey güvencen olmasını yani bunları konuşmak için henüz erken ama geçen de Sayın Kılıçdaroğlu bir programda açıkladı, mutlaka izlemişsinizdir. Dedi ki biz işte köylüye mesela mazot 2 lira yapacağız dediğimizde sonra 1,5'a düşürür müyüz dedik. Getirdik hesap yaptık ama dolardaki bu ani fırlama yoktu, gündemde değildi ki hala devam ediyor o yükselme. O zaman 1,5'a veremeyeceğimizi gördük. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle bu seneki çıkışı ekonomi üzerine. Hem evin ekmek götüremeyen insana ne siz sosyal devletten, ne laiklikten, ne çağdaşlıktan, ne demokrasiden bahsedemezsiniz ki zaten. Önce insanların karnını doyuracaksınız, öyle mi? Kendisi de söyledi. Urfa'da bir kahvehanede Urfalı bir vatandaşımız demiş ki ben 60 liraya günlük yemeye çalışıyordum ama Suriyeliler gelince onlar 20 liraya çalışıyorlar. Dolayısıyla kimse beni işe götürmüyor, ben açım. Şimdi o adama ne anlatmalıyız biz? Mesela şey vardır, bizim kanunda hali refahta olmak diye bir tanım vardır. İşte nafakada şunda bunda öyle bir tanım. Merak ettim, hali refahın içi nasıl doldurulur diye. Diyor ki yüksek yargı, bir insan evinin beslenme, barınma, giyinme gibi, işte ısınma gibi bütün ihtiyaçlarını, insan onuruna uygun bir asgari yaşam kurduktan sonra, kendi varsa işi, çocukları, ailesi için, ondan arta kalan parayla sosyalleşmek adına tiyatroya, sinemaya gidiyorsa, tatile gidiyorsa, işte o hali refahtadır. Biz eve ancak ekmek götürüyoruz. 1 lirayla evinize ne götürebilirsiniz? Ama baktığınız zaman da sosyal yaşam her şeyi almış götürmüş. Bakıyorsunuz herkesin. Yani Türkiye'nin baktığınız zaman nüfusuna... Ama çok yarısı, bir uçurum oldu. Yarısının çoğunda bilgisayar var evinde. Şimdi bir bakalım şuradan caddeye çıkalım. Vatandaşların kullandığı, gençlerin kullandığı cep telefonlarına bakalım. Yani artık biz lüks yaşamaya alışmışız. Bana göre öyle geliyor. Ama biz işte... Aynı Atatürk'ün dediği gibi üretmeden tüketen milletlerden olduk. Yani. Ve getireceklerimiz de çok vahim. Bunun da önüne geçmek lazım. Köylü, özgürlüğümüzü yitiriyoruz. Bakın. Bağımsızlığımızı yitiriyoruz. Yani bunun bir bedeli var. Geçen gün daha önce benim aleyhine takip yaptığım bir köylü geldi. Dedi ki hadi yani bana şunlar geldi. Bu ne? Komşusu LCD televizyon almış. Bilgisayar almış çocuklarına. Kadın ödemediği için bu da kefil, bundan istiyorlar. 4 milyar civarında bir para. Yani aslında boyumuzu aşan harcamalar da yapıyoruz. Televizyonları ben çok izlemiyorum ama şunu yiyin, burada gezin, şunu alın. Bu mudur? Hiç üreten yok. Öyle bir şey de yok. Ya onun için zaten işte köylerimizden ben biraz daha göç veriyoruz ya. Özentisi çok fazla olmaya genç başladı. Genç nüfus kalmadı köyde. Tabii artık yani yakında makineler tarlalara işlemeye başlayacak. Ama şimdi bakın köylüyü toprağında tutamıyorsanız, oradan eğer geçimini temin edemiyorsa ekmeyecek, biçmeyecek, gidecek işte İstanbul'da hiç kimsenin beğenmediği koşullarda çalışacak, evine ekmek gönderecek. Şimdi İstanbul'da 1000 liraya çalışıyorsa bir adam... Onunla yiyecek, içecek, barınacak, bir de artanını köyüne gönderecek. Aklınız oluyor mu? Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Bir mucize yani gerçekten. Mesela yazın köyde gidip gördüğüm, konuştuğum insanları, kışın arıyorum. Ya Antalya'dan ya İstanbul'dan çıkıyorlar. Ne yapıyorsunuz orada? İşte boş oturmayalım, kışın gelip burada çalışalım. Köyde artık şey yok Murat Bey, gittiğinizde genç nüfus yok. Yaşlılar. Her evin işte ahırında... En az 9-10 büyükbaş hayvanı varken şimdi yok birçoğunun. Geçen de Ankara'ya gidiyorum otobüste. Geçen de dedim de hayli oldu. Artık böyle hasattan, Eylül falan. Herkes Antalya'ya falan gidiyor.
çuvalları var, domatesleri, biberleri doldurmuşlar, çocuklarına götürüyorlar. Sonra köylüler kendi aralarında sohbet ediyorlar. Kulak misafiri oldum. Adamın biri diyor ki, ekmedim tarlayı, hesapladım, zarardayım, ekmedim diyor. Bunlara çözüm getirmek zorundayız. Köylü ekmezse biz neyip ne içeceğiz? Köylünün parası varsa benim var, benim varsa sizin var, öyle mi? Yani ama ben şuna da inanıyorum. Şimdi mazotu 2 liraya düşürmeyle veya işte verilecek birkaç teşvikle bu göçlerin önüne geçilemez. Veya Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir yol izleyecek, nasıl bir çalışma şimdi yapacak? Şimdi bütün Sayın Kılıçdaroğlu onları açıklamak için henüz erken dedi. Zannederim bu ay sonu itibariyle onlar artık konuşulmaya başlanacak. O yüzden biz de tabii o zaman açıklayacağız. Ama çok ciddi ekonomik alanda çalışmalar var. Yani siz seçim çalışmalarınızı başka türlü değil, bu ülkenin gerçekleri üzerine kurup çözüm önerilerinizle vatandaşın karşısına çıkacaksınız. Ama şu, bu aşamada yani hali hazırda bunun gitmesi imkansız. Dedim ya 20 bin dosya, biz 3 bin dosyaya, icraya gelen 3 bin dosyada ekonomi nereye gidiyor, ne oluyor bu esnaf derken 20 bin dosya, bu vahim bir şey. Geçen de bizim yerel gazetelerimizin birinde bir haber vardı. Hangi vekilimiz söyledi bilmiyorum. Orhan Düzgün Bey olmadığını biliyorum da. Diyor ki Tokat'ın daha büyük bir adliyeye ihtiyacı var. Ve o haber yazılmış. Buna da memnuniyetlerini dile getiriyor vatandaşlarımız. Şimdi ben bir avukatım. Daha büyük adliyenin neyine sevineceğim ben? Daha büyük adliye demek sosyal barışın dibe vurmasıdır. İcra daireleri yetmiyorsa ekonominin çökmesidir. Bunda sevinecek bir şey var mı? Ama sayın vekil bize deseydi ki adliye artık bize büyük geliyor. Onun son katını başka işler için kullanacağız. İşte memurlar orada dinlenecekler, hobilerini yerine getirecekler falan. Herhalde benim için sevindirici haber bu olurdu. Ama daha büyük bir adliyeyi hiç müjde falan kabul etmiyorum açıkçası. Peki Hadem, şimdi biraz size gelelim. Biliyorum ki siz mütevazı bir insansınız. Mütevazı bir kişiliğiniz var. Çok fazla gösterişi sevmeyen, çok fazla cafcaflı işlerden uzak duran bir yapınız var. Şimdi baktığınız zaman milletvekilleri boy boy, milletvekili aday adayları boy boy işte billboardları süslemiş, ne bileyim gazetelerde boy boy fotoğraflar, bir yere giderken işte peşinde 2-3 araba, 10-15 kişi, 20 kişi peşinde koşuyor. O gidiyor kapısını açıyor, milletvekili aday adayımız şu, işte şu geldi, bu geldi. Sizde öyle bir şey yok ama sizde kendinizce ilçeleri gezmeye başladınız. İlçe başkanlarıyla görüşüyorsunuz. Orada birkaç tane de olsun insanla sohbet ediyorsunuz, oturuyorsunuz, gördüğünüz için. Neler sezmiyorsunuz? İlçeler nasıl, ne durumda? Cumhuriyet Halk Partisi'ne sıcak bakan ilçeler var mı? Size sıcak bakan kişiler var mı? Veya AK Parti'ye mi istiyor vatandaşlar? Nasıl bir gözlemleme yaptınız? Milliyetçi Hareket Partisi mi istiyor, Saadet Partisi mi istiyor? Yani nasıl bir gözlemleme yaptınız? Şimdi ben tabii kendi büromda da insanlarla hani muhatap oluyorum. Dedim ya, zaten mutlu insan avukata neye gitsin ki, ben çok iyiyim. Hiçbir sorunum yok, alacaklarımı alıyorum, borcum yok diyen bana gelmez zaten. Onlarla da konuşuyorum. Çok ciddi bir rahatsızlık var, bir çözümsüzlük var ve insanların artık başka bir yöneliş, başka bir arayış içinde olduklarını biliyorum ben. İlçelere gittiğimde de onu gördüm. Ne arıyorsun? Kere bu çıkmazdan kurtulmak istiyor herkes. Bu kabul edilebilir bir durum değil içinde bulunduğumuz. Hatırım yapmayın, çıkmazdan kurtulmak istiyor dediğimiz Tokat 12'de 12 yaptı. %60'ın üzerinde oy aldı. Yani nasıl oluyor da bu çıkmazdan çıkmak istiyor insanlar? Şimdi mahalli seçimlerde biraz daha farklı her şey. Yani mahalli seçimde belediye ne beklersiniz ki? Ama ülkenin genelini, genel politikasını ilgilendiren konular daha farklı bana göre. Şimdi bu seçim başka olacak. Ve ben bu seçimi kendi adıma da, ülkem adına da çok önemsiyorum. Biz son sürat duvara doğru gidiyoruz. Hakikaten iyice hızlandık gidiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçim bizim dönüm noktamız diyor. Ülke için dönüm noktası. Yani ülke için dönüm noktası. Hakikaten öyle ama. Yani bakın, şimdi bazen beni tanımayanlar ne iş yapıyorsunuz? Ben avukatım diyorum. Avukatım diyorum ama Murat Bey, avukat olmak için bir hukuk devletine ihtiyaç var. Aslında ben bir işsizim. Burası hukuk devleti değil ki. Türkiye artık bir kanun devleti.
kanunu, hukuku o gün yaparsanız, hukuk devleti olursunuz ama siz kanun yapıyorsunuz. Ne ülkeniz hukukuna, ne uluslararası anlaşmaları, ne uluslararası hukuka hiçbir şey uymuyor. Ben eskiden işte bu yasa böyledir, onunla ilgili davalar açarım. Şimdi öyle yapmıyorum. Açıyorum başbakanlığın sitesini, en çabuk orası güncelleniyor diye. Çünkü akşam yaptığınız yasayla sabah kalkmıyorsunuz ki. Sabah bir torba yasadır, hiç duymadığımız bir şey artık olağan hale geldi. Öyle yasa da olmazdı. Bir torba yasa. Acaba bizim bununla ilgili bir şey çıktı mı? Eğer o sabah dava açacaksam son olarak bütün başbakanlık sitesini, yasadaki değişikleri tarıyorum. Hala bir ay önceki yasaysa dava açıyorum. Böyle bir güvensizlik olabilir mi? İç güvenlik yasası. Bana göre bir felaket. Ne gereği var? Ne istemiyorsunuz iç güvenlik yasasında? İstenebilecek bir tarafını söyleyin Allah aşkına. Yani şurası doğrudur deyin. Şimdi şöyle bir şey söylediler ya, bazı maddeler var, onları değiştirin, tamam iç güvenlik paketini kabul edelim gibi işte genel başkanların böyle bir sözü vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde. O yasaya gerek var mı? Mevcut yasalarımızla neyi çözemiyoruz? Yani iş güvenlik paketinde şöyle bir şey var. Türkiye mesela nereye gidiyor ki öyle bir yasa ya, gereğini duyuyoruz? Ya mesela şimdi polis atılan bir molotof silah sayısı gibi diye. Bunda kötü bir şey yok, aslında doğru bir şey. Yani devletin polisine zarar vermez. Onlar ilgili düzenlemeler, ya polise niye? Şimdi bakın, polise de zarar vermez. Askere de. Şimdi bakın, biz pazar günü eylemdeydik ya. Hı hı. Şimdi bir dolu çoluk çocuk sahibi kadın var. Askerler dizilmiş oraya. Aynen konuşma. Bu çocuklar da yoruldular. Acıkmıştır çocuklar. Ya niye zarar versin askerine ki? Hiç kimse zarar vermez. Ama bakın, herkesin çoluğu çocuğu, asker, polis. Yani bizim selamlaştığımız, günaydın dediğimiz, işte birlikte çalıştığımız polisler var. Nasıl ben onlara kötülük düşünebilirim? Ama haberlerde izliyoruz işte, görüyorsunuz. Yani hiçbir şey yokken ortada 3-5 kişinin galyanına getirip İşte yaşı daha 16-17'lerde çocuklar polise tutuyor, molotof kokteyl atıyor. Yani bunlar... Ama ceza yasasında onları düzenleyen yasalar var ki buna gerek yok. Makul şüpheli ne Allah aşkına? Ben şimdi sizin stüdyodan çıktım, gidiyorum. Velev ki saat 7-8 değil de 11. Hı hı. Arabam da caddede. Biri dedi ki ne işin var senin bu saatte sokakta? Makul şüpheli. Ne alaka? Yani sizi makul şüpheli gösterecek kriter nedir? Kimin inisiyatifine bırakıyorsunuz? Yani ben kendi hak ve özgürlüklerimi bir başkasının inisiyatifine niye bırakayım? Yasada tanımlarsın, ona uygunsa gerekeni yaparsın. Ben ceza davası bakmıyorum ama ceza davası bakan arkadaşlarımız, baro başkanlarımız, işte İstanbul Barosu, Ankara Barosu, Barolar Birliği Başkanı, bütün hukukçular o kadar çok tartıştılar ki yeni bir hüküm getirmeye zaten lüzum yok. Ülkeyi nereye götürüyorsunuz? Siz haklarınızda iyileştirmeler bekliyorsunuz. Daha çok özgürlük bekliyorsunuz. Çağdaş demokratik bir ülke bekliyorsunuz. Bize çıkartılmak istenen yasa iç güvenlik yasası. Ya ben 2002'de Medeni Kanun değişecekti. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de, tabii yasalar böyle gecekondu gibi yapılmaz. Onun da bir süreci vardır. Sivil toplum örgütleri katılır. Üniversitelerden hocalar, işte yasama organı. Geniş katılımla. Çünkü neden? Hukuk hayatı takip eden bir şey. İşte bir gelişme vardır. Ben üniversitedeyken bilişim hukuku görmedim. Bilgisayar yoktu çünkü. Milattan önce okuduğum için. Şimdi o var. Bakın 2002'de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği özellikle kadın hakları konusunda bir takım çalışmalar yapmış, yasama organına da bunları iletmek istiyor. Tabii ne kadar çoğalırsanız, ne kadar çok destek görürseniz, o kadar da sizi dinleyecekleri için, Tokat'ta da ben öyle bir ankete katıldım. Daha doğrusu anket demeyelim, öyle bir çalışma, onun ben üstlenmiştim 2002'de. Bütün arkadaşlarımdan, hukukçulardan, işte çevremdeki insanlardan, o tasarıya destek olmalarını istemiştim. Şimdi bugünkü mesela medeni yasada 2002'de edinilmiş mal rejimi, işte eşitlik ve birçok hüküm. Benim çok aydın arkadaşlarım, hukukçu arkadaşlarım bile hadi hanım bu ne ya, bunlara imza mı verilir? O zaman fark ettim ki biliyor musunuz, bizler bu hakların içine doğmayıp da mücadele etseydik kadın olarak eşit olmak için, sizlerle yan yana yürüyebilmek için işimiz çok zormuş. Aydın kafalarda bile buna
henüz olur diyecek durum yok. Çok ilginç. Peki Adem, bu bağlamda bir şey sorayım. Yani hem hukukçu olarak hem de Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili aday olarak başkanlık sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben üniversitedeyken bizim hocamız bize başkanlık sistemini anlatmıştı. Şöyle bir örnek vermişti. Lincoln başkanlık sistemi kabineyi topluyor. 12 tane kişi, kendisi de başkan. Bir konuyu tartışıyorlar. İşte 12 tane hayır ama sadece Lincoln evet diyor. Ve Lincoln demiş ki 12 hayır, 1 evet kabul edilmiştir. Yani? Güzel. Güzel. Peki, son zamanlarda kadına yönelik şiddetler çok arttı. Çok gündeme geliyor. İşte televizyonlarda, haberlerde sürekli izliyoruz. Yani artık sadece bir kızmak, bağırmak veya bir şamar atmak, hani eskiden işte çok sinirlenince dedelerimiz, atalarımız bir tane şamar atardı. Otur falan derlerdi ki biz onu da tasvip etmiyoruz tabii de. Baktığımız zaman artık ölümlü sonuçlar çıkıyor. Yani bir evden cenaze çıkıyor. Ya eşlerden birisinin cenazesi çıkıyor. Bu kadına yönelik şiddet konusunda nasıl bir uygulama düşünüyor Cumhuriyet Halk Partisi veya kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için siz bir hukukçu olarak aynı zamanda nasıl bir önlem alınması lazım? Şimdi en son istatistikler sadece 2002 ile 2009 arasında %1400 arttığı şeklindeydi. Bir de sadece hakikaten şiddet değil, dozu da arttı. Cinayetler arttı. Öyle ki bakın en son Özge Can olayında vahşice bir öldürülme. Biz toplum olarak cinnet geçiriyoruz sanırım. Aslında bu özellikle kadına şiddet, kadın cinayetleri affedilmez bir şey. Bütün dünyada var ama bizim ülkemizde tabii biz herkes kendi mahallesindeki yangını görüyor. Sadece partilerin işi olmaktan çıktı Murat Bey. Adliyeye yansıyanların dışında yansıyamayan o kadar çok olay var ki. Bir kere cinayetleri, şiddeti geçin. Cinsel suçlarda bizim gibi az gelişmiş, gelişmemiş ülkelerde hiçbir zaman kadın mağdur değildir. Her zaman suça davetiye çıkarandır. Eğer biz bir kadın böyle bir suçun mağduru olduğunda neredeydin, ne giydin, saat kaçtı diye soruyorsak o şiddeti bir şer şirketi olarak düşünün. O şirketten hisse alıyoruz demektir. Yani bir kabulümüz var aslında gizliden gizliye. Yani hiçbir zaman mağdur kabul etmiyoruz. Ve kadın bunu bildiği için çoğu kez gidip savcılığa şikayetçi dahi olmuyor mesela hiçbir zaman. Adliyeye yansıyanlar var. O oranlar işte %1400 arttı dedikleri adliyeye yansıyanlar. Yansımayanlar çok ciddi. Yani vahim şeyler. Gidip savcılığa şikayet etmekten çekiniyor insanlar. Deşifre olmaktan çekiniyor. Çünkü diyor ki işte ben de toplumda küçük düşeceğim. 4. Murat zamanında bir kadına tecavüz edilmiş. Kadın padişaha çıkmış. Demiş ki padişahım bana tecavüz ettiler. Ben artık ayıplı oldum. Ayıplandım. Padişah demiş ki bacım o senin değil bizim ayıbımız. Eğer gerçekten bugün kadına şiddetin hangi türlüsü olursa olsun. Fiziksel şiddet, ekonomik şiddet, psikolojik şiddet, cinsel şiddet. Eğer öyle bir şiddet varsa bu gerçekten devletin ayıbı. Ve bu partiler de değil. O kadar çok tetikleyen şey var ki bunu, şiddeti. Bu, toplumsal bir uzlaşmayla çözülmesi gereken çok ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorum. Yani sadece kadına şiddet de demeyelim buna. Şiddete. Tabii herkese yani karşı. Erkeğe de şiddet var. Hayvana da var. Hayvana da var. Çocuklara erkeğe da var. Erkeğe nadiren var. Çocuklara yani. Yani bir kere bile olmasın. Bakın hepimiz yetişkin insanlarız. Bir kötü sözü bile kaldıramıyoruz. Öyle mi? Ne kadar yani kaç yaşında olursanız olun. Dayaktı, işte böyle tecavüzdü. İşte katlanılır bir şey değil. Şeyde ben şu dizi filmleri pek dizi kültürüm yoktur. İzlemem de. Dün haberlerden önce dizinin fragmanı vardı. Adam kadını bir güzel evire çevire dövdü. Şimdi bakın Rütük değil mi? Her şeye karışıyor. Kardeşim dizilerde şiddeti tetiklemeyin. Geçen gün bir doktor diyor ki, hekim,
Aslında diyor şu masaya bir silah koyduğunuzda siz mi tetiği çekersiniz, tetik mi sizi çeker? Tetik sizi çeker diyor. Sürekli televizyonlarda şiddeti içeren filmler. Onun erkek başka erkeği dövüyorsa, bir hayvanı dövüyorsa, kadını dövüyorsa o kadar çok anlatıyorsunuz ki artık insanlar bunu kanıksadı. Ha ben kadını döverim. Bir şey de yok. Yani kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yasa gerçekten poliste de kabul gördü. Hani adliyede de bununla ilgili düzenlemeler yapılıyor. Kadın sığınmayı var. Güzel şeyler de yapılıyor. Ama şiddeti hiç azaltmadı bu. Peki ayrıca şiddet de tabii ki biz hiçbir zaman tasvip etmiyoruz. Şiddetin hiçbir türlüsünü tasvip etmiyoruz. Hiç hiçbirini. Kime yönelik olursa olsun. Evet. Yavaş yavaş da süremizin sonuna doğru yanaşıyoruz. Bitti zaten mi? Yani size sohbete doyum olmaz mı? Teşekkür ederim. Bir saate yakın. Ben de demek ki hayli uzak kaldım. Bir saate nasıl dolduracağız derken evet. Bir saat su gibi akıyor geçiyor. İyi bir ev sahibisiniz Murat Bey. Efendim sağ olun. O sizin güzel sohbetinizden kaynaklanıyor. Adem Tokat'ta ne değişecek? Hemen kısaca en son onlarla Tokat'ta Cumhuriyet Halk Partisi neyi hedefliyor, neyi planlıyor? Biz yani mesela biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu yapacağız. Cumhuriyet Halk Partililerden ben şunu istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki milletvekili adaylarından şunu istiyorum. Ne söylemek istersiniz? Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nde çünkü bir birlik hani mesela diğer siyasi partilerde hep birlik mesajlarını duyabiliyoruz ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunu çok fazla duymak mümkün değil. Ben, bakın ben öyle düşünmüyorum. Bir kere ben mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olan bütün arkadaşlarımı önemsiyorum. Hepsinin de gerçekten çok onurla, beceriyle bu görevin altından kalkacağına inanıyorum. Hepsi benim için çok kıymetli. Biz aynı düşüncede, aynı siyasi yolda şehrimize, ülkemize hizmet etmek istiyoruz. Benim için hepsi de kıymetli. Ve bu sıralamada kim olursa olsun Murat Bey, hepimiz çalışmalıyız. Hani peygamberi ateşe atmışlar, karınca da su taşıyormuş. Demişler ki, bu kadar suyla bu ateş söner mi? Olsun demiş, safımızı bilelim. Bizim bir safımız var ve biz orada gereğini yapacağız. Aslında biz sizin için şunları yapacağız demek kadar halkın vekillerinden, siyasi erkten ne beklediğini bilmek de çok önemli. Bence bütün o görüşmelerde fikir alışverişi, her temas bir iz bırakır. Her insandan öğreneceğiniz bir şey var. Biz bunları yapmak istiyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ciddi bir çalışma yaptı. Özellikle bu seçim dönemi bütün yapılacaklar. Şey var mesela Sayın Kılıçdaroğlu söyledi. Dedi ki bütün hesaplarımızı yaptık. Her iki bayramda Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekliye birer maaş vereceğiz. Bunun hesabını yaptıkları için deklar ettiler, söylediler. Ve yapılan her şey işte partimizin genel merkeziyle de görüşüyoruz. Ama belli bir süreçten sonra bunlar açıklanacak. O takvim açıklandığında inşallah burada sizin konuğunuz olur. Onları da paylaşırız büyük bir keyifle. İnşallah. Var mı Tokatlara söylemek istediğiniz bir şey? Hepsine saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Desteklerine talibiz. Peki, teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, bugün diyalog programının konuğu, Tokat stüdyolarındaki konuğu, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili adayı Avukat Hadiye Ardahanlı'ydı. Kendisi de güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Ben kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Hem bilgilendirdi bizi, hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Siyasetin nabzı Tokat'ta kanatmış ekranlarında akmaya devam edecek. Bizleri mutlaka takip edin. Bizlerden ayrılmayın diyelim. Yayında ve yapımda emeğe geçen bütün arkadaşlarım adına sizlere bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz, evlerinize konuk ettiğiniz için hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyor. Hoşçakalın diyoruz.